Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. 23 Haziran'da Rusya'nın Karadeniz Filosu ve Federal Güvenlik Servisinin sınır kuvvetleri, Karadeniz'de seyreden İngiliz Kraliyet Donanması'na bağlı HMS Defender'e uyarı ateşi açarak rotasını durdurmaya zorlandığını iddia etti. İngiltere olayı yalanlarken, Rusya takip anına ait görüntüleri paylaşsa da ateş edildiğine dair herhangi bir kanıt sunamadı. Krize ilişkin açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rabkov, 23 Haziran'da meydana gelen UKHMS Defender olayına benzer girişimlerde bulunanların korkunç sonuçlarla karşılaşacağını söyledi. Rabkov gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın güvenliğinin her şeyden önce geldiğini belirterek, Rusya'nın sağduyulu bir şekilde diğer ülkeleri uluslararası hukuka uymaya çağırabileceğini söyledi. Rabkov, böyle bir sağduyulu tutumun yardımcı olmaması halinde, Rusya'nın silahlı kuvvetlerini sınırlarını savunmak için kullanabileceği tehdidinde bulundu. Rabkov, batılı muhataplarımız anlamazlarsa, hedefleri vurabiliriz, dedi. Daha önce bakanlık sözcüsü Maria Zaharova da, Moskova'nın Karadeniz'deki İngiliz muhribiyle ilgili olayı, büyük bir provokasyon olarak gördüğünü belirtmişti. Olayın ardından İngiltere Büyükelçiliği ataşesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na çağrıldı. O arada İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya'nın Odessa'dan Gürcistan'a Karadeniz üzerinden giden gemiyi uluslararası sularda izlediğini iddia etti. Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 24 Haziran'da Karadeniz'deki olay sırasında bir İngiliz destroyerine ateş açılmadığını ve Rusya Savunma Bakanlığı'nın olayla ilgili açıklamasının yanlış olduğunu söyledi. Bunun üzerine Rusya, olay anına ait olduğu iddia edilen bazı görüntüleri paylaştı. Görüntülerde geminin takip edildiği görülürken, ateş açıldığına dair herhangi bir kanıt yok. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.